Ne? Falan mı acaba? Ya da telefon numarası. Hadi ama. Tarih bunlar. Ha? Bak. 1659. Bu Avery'nin doğduğu yıl değil mi? 1699. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yıl değil mi? Birçok kişiye göre öyle ama... O halde elimizde... Bir doğum tarihi, ölüm tarihi ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... Avery'nin mezarını arıyoruz. Aziz Dismas'ın katedralinde. Durun bir dakika. Zaten Reif yıllardır o alan...
Sen de araştırma yapmıyor muydun? Evet, katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunlar eski İskoç mezar taşlarında bulunur. Değil mi? Şimdi şuna bir bakın. Bu alanın yerleşimi gerçekten garip. Hı hı. Katedral burada. Ama mezarlık ta burada. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Kesinlikle. Beyler, İskoçya'ya gidiyoruz. Ha, bir dakika, bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacaktır. Olsun, orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusudur. Ayrıca herifin arkasında Nadine ve onun koskocaman ordusu var. Evet ama onun elinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele seni kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o, tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl oluyor da buna ses çıkarmıyor? Ah be evlat. Bak mesele o kadar basit değil. Birlikte atlattığınız onca şeyden sonra bile. Bunu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorsun. Ah, anlasana, bu riski göze alamam. Nathan Salih haklı. Koşullar değişti. Reif de işin içinde. Ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Harika. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Selam. Hey. Benim canım. Evet. Yok, yardım, bunu aklını kurcalayan bir şey mi var? Bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Hı. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zamanını aldı. Kafasına silah dayamadım. Bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu o. Buna cidden inanıyor musun? Neden buradasın Victor? Çünkü birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Birkaç hafta sonra görüşürüz. Evet. Tabii ki. Tamam. Ben de seni seviyorum. Hoşça kal. Hiç bakma. İşin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil. Öyle değil mi? Neyse. Hadi ama ne diyorsun? Sem'in yardımımıza ihtiyacı var. Evet. Duyduğuma göre yılın bu zamanlarında İskoçya'nın havası ayrı bir güzelmiş. Pekala. Reif her şeyini ortaya koymuş ha? Evet ama katedralin çevresine yoğunlaşmışlar. Rahatsız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mezarlıkla ilgileniyoruz. Salih. Evet. Biz harekete geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Size iyi avlar. Gelmek istiyorsan son şansın. Hayır evlat. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben yokum. Tamamdır. Birkaç saate görüşürüz. Hey Nate. Efendim? Şey diyecektim. Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? Yanımızda zaten. Evet. Gidip kaptana Evri'ye saygılarımızı iletelim ha. İskoç Katedrali. Hazine gömmek için garip bir yer değil mi? Pek sayılmaz. Çünkü Evri buraya geldiğinde burası zaten terk edilmişti. Galiba haklısın. Ayrıca kellesine onca ödül konmuşken saklanmak için güzel yer. Peki ya... Reif'le aranızda ne geçti? Anlaşamadık. Ve eminim o da benden bıkmıştır. Ben hala senin ölümünü atlatamamıştım. O da hazineyi bulamadığı için kızınca... Şundan eminim ki kaçtığımda beni öldürmeye hazırdı. Şimdi sana ne yapmak istiyor bir düşün. Evet, düşünmeyeyim. Sen bak, adam acımasız. Beraber çalıştığımız zamandan da fazla.
söylentiler duydum. Merak etme, ben de duydum. Kötü hissetmiyor olmamın sebebi bu işte. Çok yüksek. Evet. İnmenin başka bir yolu olmalı. Hey, burası bizi taşır. Ha, iyi fikir. Bunlar da ne böyle? Kazı teçhizatları. Shoreline. Ne? Bak. Katedral bölgesinde değiller miydi? Dur, yere yat. Senle de tanışmak güzel Shoreline. Bizi bekliyorlardı sanki. Ve katedrali araştırıyorlar gibi. Bu da hemen mezarlığa gitmeliyiz demek. Kesinlikle. Neden katedrali iyice araştırmadınız? Ha, araştırdık biraz. Ama burası o kadar büyük ki nereye bakacağını bilemezsin. Karanlıkta ateş etmiyor.